Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Değerli panelist arkadaşlar ve saygıdeğer dinleyiciler. Aslında Betül Hanım giriş yapsa daha iyi olacaktı. Tabii onlar genel çevre yatırımlarına ilişkin bilgi ve genel AB uyum sürecine ilişkin bilgi verecek. Biz Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı olarak sadece AB destekli çevre altyapı projelerinden sorumluyuz. Ama bu da güzel bir giriş olabilir. Önce başkanlığımızla ilgili bir kısa bilgi arz etmek istiyorum. Başkanlığımız ilk olarak 2007 yılında MÜLGA Çevre ve Orman Bakanlığı çatısı altında İPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi adı altında bakanlık oluruyla oluşturulmuş bir birim. Daha sonra 4 Temmuz 2011 tarihli ve 644 sayılı kanun hükmünde kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çatısı altında bugünkü adıyla Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı olarak müstakil daire başkanlığı şeklinde yeniden yapılandırılmış bulunmakta. Ancak birimimizin asıl miladı 20 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından çevre yerel yönetimlerin çevre altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihale ve sözleşme makamı olarak akredite edilmiş, yani yetkilendirilmiş olması. Başkanlığımız halk dilinde çoğu zaman İPA Başkanlığı olarak da anılmakta. Bu İPA fonlarını kullanmamızdan kaynaklanıyor. İPA dediğimiz İngilizce adıyla Instrument for Pre-Accession Assistance, yani Türkçe karşılığıyla katılım öncesi mali yardım aracı fonları. İPA fonları 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımlarını tek çatı altında toplayan bir program. İPA programının temel amacı aday ülkenin AB'ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerinin desteklenmesidir. 2007-2013 dönemi için İPA programı 5 bileşen altında toplanmıştır. Bunlardan birincisi geçiş dönemi ve kurumsal kapasite geliştirme, ikincisi bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, üçüncüsü bölgesel kalkınma, dördüncüsü insan kaynaklarının geliştirilmesi ve beşincisi kırsal kalkınma olarak sıralanabilir. Bakanlığımız üçüncü bileşen olan bölgesel kalkınma olarak adlandırılan üçüncü bileşen altındaki çevre başlığı altındaki çevre altyapı yatırımları için ayrılan hibelerin yönetiminden sorumludur. Ve bu hibelerin nasıl, hangi öncelikler altında kullanılacağını belirlemek üzere de bakanlığımız çevre operasyonel programını hazırlamıştır. Ve bu döküman 29 Kasım 2007 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Nedir çevre operasyonel programı? Çevre operasyonel programı Avrupa Birliği tarafından İPA kapsamında çevre altyapı projelerine sağlanacak finansman kaynaklarının çerçevesini belirleyen bir planlama belgesidir. Üç önceliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi su temini, kanalizasyon ve su arıtımının iyileştirilmesi, entegre katı atık yönetiminin iyileştirilmesi ikincisi ve üçüncüsü de yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirmek üzere teknik yardım projeleri. Bunlardan birinci öncelik olan, yani su ve atık suyu kapsayan entegre su dediğimiz öncelik için 545 milyon avro, ikincisi katı atık yönetimi için 232 milyon avro ve üçüncüsü kapasite geliştirme için teknik yardım projelerine 26 milyon avro olmak üzere 2007-2013 dönemi için toplam 803 milyon avroluk bir bütçeye sahiptir çevre operasyonel programımız. Ve çevre operasyonel programı kapsamında bakanlığımız tarafından nüfusu 50 binin üzerinde olan 200'ün üzerinde il ve ilçe belediyesine altyapı, çevre altyapı ihtiyaçlarını karşılama yönünde destek sağlanmaktadır. Finansman modelimizle ilgili bir kısa bilgi arz edeyim müsaadenizle. Bizim projelerimizde sizin %85'e varan kısmı AB hibesinden oluşuyor. Geri kalan %15'lik kısım ulusal katkı olarak adlandırılıyor. Bu %15'lik kısmın yaklaşık %6'lık kısmını, yani %15'in %6'sı değil, genelin %6'sı, %15'i 6-9 olarak ayırırsak, çevre yönetimi fonundan yine Çevre Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
hibe olarak karşılıyor. Son kalan %9'luk kısmı da belediye öz kaynaklarıyla karşılayabiliyorsa karşılıyor, karşılayamazsa yine bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan İlbank AŞ Genel Müdürlüğü tarafından uzun vadeli, kolay ödemeli kredi olarak karşılanıyor. Yani bir başka deyişle 100 liralık bir yatırım bizim aracılığımızla, İPA aracılığıyla belediyeye 9 liralık kredi de mal oluyor. Burada 2007-2013 dönemi, yani birinci İPA dönemi dediğimiz 2007-2013 yıllarını kapsayan projelerimizi görüyoruz. Toplam tutarı 940 milyon avroyu bulan 39 projelik bir havuzumuz var birinci dönem için. Bunlardan 7 adeti katı atık projesi, 32 adeti su atık su entegre su projeleri dediğimiz. Bu 940 milyon avro da işte 780 milyon su projeleri olmak ve 160 milyon katı atık projeleri olmak üzere dağılıyor. Bu projelere de hemen kısaca, bu 39 projenin 18'i şu an uygulama aşamasında. Bu 18 projenin de toplam yatırım tutarı 500 milyon avroyu buluyor. Ve bunlar tamamlandığında 2040 yılı projeksiyonunda 5 milyon vatandaşımıza hizmet verecek projeler. Bu 18 adet uygulamadaki projemizden 3 adeti katı atık, 15 adeti entegre su projesi. Katı atık projelerimiz Balıkesir, Konya, Çorum şu an uygulama aşamasında. 15 adet su projemizden de hepsini sıralamayayım. Yaklaşık 21 milyon avro bütçeli ve 130 bin kişiye hizmet verecek olan Manavgat projemiz ile yine yaklaşık 13 milyon avro bütçeli ve 60 bin kişiye hizmet verecek Erdemli su projelerimiz bu yaz tamamlandı. Ve 14,5 milyon avro bütçeli ve 140 bin kişiye, 140 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan Lüleburgaz atık su projemiz de önümüzdeki ay tamamlanma aşamasında. Onların dışında da gene yakın vadede tamamlanması muhtemel projelerimiz Doğu Beyazıt, Ordu ve Siverek su projelerimiz 2014 ilk çeyreği itibariyle. Ceyhan, Amasya, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan projelerimizde, su projelerimizde 2015 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanması hedefleniyor. Bunlar birinci dönem projelerimiz. Hemen fazla vakit almadan bir de ikinci dönem projelerimize göz atacak olursak, şu an 2013 yılı içerisindeyiz. 2007-2013 yılının kapanışı ve 2014-2020 yeni İPA döneminin, ikinci İPA döneminin hazırlık çalışmaları devam ediyor hocam. Burada da 37 adet proje, toplam yatırım tutarı 760 milyon avroyu bulan 37 adet projemizin hazırlığı devam ediyor. Bunlardan 21 adedi su projesi, entegre su, 16 adedi katı atık projesi. Bunlar da yine bu 760 milyon avro, 500 milyonu su, 760 milyonu katı atık projesi olmak üzere dağılıyor ve ülke çapındaki dağılımını da görüyoruz. Bunları da İvedi olarak hazırlık aşamalarını devam ettiriyoruz ki yeni dönem başladığında ilk dönemdeki acemiliğimiz gibi süre kaybetmeden hibe kullanımını hızlandırmak amacıyla. Ben böyle toparlayabilirim. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Yani gördüğümüz kadarıyla hakikaten bu İPA fonundan ciddi bir kaynak akıtılıyor. Başta bir proje stoğu sorunumuz vardı ilk yıllarda. Projemiz yoktu bu fondan teklif edeceğimiz. Şu anda görüyoruz şu ki proje stoğumuz da iyi. Verilen, tahsis edilen bütçeyi aşan oranda bir proje stoğumuz. Çok güzel, o da önemli hocam. Tabii. Ama burada Betül Hanım'la demin sohbet ederken üzerinde durduğumuz bir konuyu hatırlatmak istiyorum. İşte kendileri sürekli eleştiri aldıklarını sanayi tarafından, işte bu uyumlaştırma çalışmaları mecbur muyuz, niye böyle bizi zorluyorsunuz vesaire şeklinde. İşte bu uyumlaştırmaları yapmalıyız ki bu proje, bu hibelerden faydalanmaya devam edebilelim. Yani onu da belirtmekte fayda görüyorum. Evet, yakma tesisimiz yok. Birinci İPA dönemi için çerçevemiz bu şekilde çizilmiş. Yani 2007-2013 dönemi temelleri 2006 yılında atılmış. O dönem katı atık tesislerimiz düzenli depolama olarak öngörülmüş. Ancak dediğim gibi şu an 2014-2020 döneminin çerçevesi Brüksel nezdinde çiziliyor. Henüz tam net değil. Yeni dönemde olabilir, gündemimizde olabilir. Onun dışında %9'luk bir maliyet var. Neden
hızlıca olmuyor diye sordunuz sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yani biz mümkün mertebe projeleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Ancak AB hibesiyle yapılan projelerin her aşaması Avrupa Birliği onayına tabi olduğu için ister istemez süreçlerimiz biraz uzuyor. Yani ulusal bütçeyle yürüttüğümüz projeler kadar hızlı hayata geçirilemiyor İPA projeleri. Ama dediğim gibi biz bu tesisleri kendi imkanıyla yapması mümkün olmayan belediyelere yaptığımız için, yani hiç olmamasındansa geç olması tercih edilebilir. Teşekkür ediyorum.